Peki sence bu kadın dünya kadar problemin altından nasıl kalkacak Nihat abi? Bak anacığım, sen de aynı hataya düşüyorsun. Niye kadın diyorsun ha? O bir başbakan. Öncekilerden neyi eksik? Ha? Ben söyleyeyim mi neyinin eksik olduğunu abi? Oo, ağır olun bakalım uyanıklar. Memleket o dediğiniz şeyle idare edilmez. Saçmalamayın. Bu işlerde önemli olan cinsiyet değil, zihniyettir. Siz şimdi futbolu ayakla oynanır zannediyorsunuz değil mi? Yanlış. Futbol kafayla oynanır. Memleket idaresi de futbol gibidir. Sen de her şeyi futbola benzetiyorsun be oğlum. Ne yapayım be Rasim Baba? Hayat futbola benziyor, futbola. Oo, hoş geldin Fikret. Cümleten iyi akşamlar. İyi akşamlar. Böyle buyur Fikret abi. Baba. Hı. Kemal Kaptan'dan sevgilerle. Hı. Getiren de gönderen de sağ olsun. Ben de bu cins yoktu. Bana bir rakı versene baba. Vereyim Fiko. Böyle gelsene oğlum. Kukumav gibi ne tünedin oraya? Sizi rahatsız etmeyeyim. Yahu kardeşim ne rahatsızlığı? Kırmızı mumlu davetiye mi bekliyorsun ha? Afiyet olsun. Battı değil mi Fikret? Ne battı? Karadeniz'de gemilerin. Kan kardeşimin tadı yok bugünlerde. İş meselesini fazla takıyor kafaya. Ondan değil. Ya neden? Çocukların anası yüzünden mi? Eş derdini de halledersin, iş derdini de halledersin evelallah. Ölmedin ya. Sırf bunlar da değil be Rasim Baba. Başımıza bir de ev derdi çıktı. Elmas Hanım bizi kapıya koyuyor. Evi müteahhide vermiş. Geldi mi üst üste gelir zaten. Ya Allah aşkına gelsene şu masaya. Ya gelsene Allah'ın adını andık gel. Afiyet olsun. Sağ ol. Gel buyur Fikret abi. Çek bir fırt da kendine gel. Şerefe. Rasim Baba ne oluyoruz ya? Burası cenaze evi gibi sessizleşti. Müptelayı derd olup da bir tabip buldun mu sen? Aman aman, daima ağlar gezersin, hiç güler oldun mu sen? Bana bir masal anlat baba. İçimde bütün oyunlarım, kurtla kuzu olsun, şekerle bal. Baba bir masal anlat bana, içimde denizle bal.